Of, bayağıdır çiçekçiliyiz. Sıkılmaya başladım. Çiçeklerde alerji yapmaya başladı. Hop. Oh. Çok sıkılmıştık. Şöyle bir avcı turu yapalım. Güzel bir avcı turu yaptık. Sizlerle de paylaşıyoruz. Sizler de izlersiniz. Adası'nın yanındayız. Evet, bak evet. Yine Kapıdağ Yarımadası'nda Erdek Ocaklar'dayız. Bugün Avşa turundayız. Avşa'ya doğru gidiyoruz. Güzel bahçemizden, çiçekli bahçemizden yola çıkıyoruz. Köyün içinden İskele'ye doğru yol alıyoruz. Köyün içinden devam ediyoruz. Burada Beyan yengemizin pansiyonu var. Çok şirin, çok güzel bir ev. Gelip burada ocaklarda çok güzel bir şekilde burada konaklayabilirsiniz. Böyle şirin, bahçeli, güzel bir evi var. Afiyet olsun. Gidiyoruz, devam. Evet, köyün merkezinden böyle yürüyerek devam ediyoruz. Bu sırada köy diyoruz ama Balıkesir büyük şehir olunca mahalle oldu burası. Ama biz eskiden beri dilimizde takılmış. Biz köy diyoruz. Ufak ufak deniz gözüktü. Evet, köyümüzün İskele Meydanı'na geldik. Buradan İskele Meydanı'ndan kalkıyor Avşa motoru. İskelemizde balıkçı Ali'miz var. Kaptan Ali. Aynı bizim yeğen gibi. Evet, biletleri ocaklarda balıkçı Ali'den temin edebilirsiniz. Avşa Marmara motorunun, gezi motorunun biletleri burada balıkçı Ali'de. Evet, balıkçı Ali kaptan sizi burada kırmızılarla karşılar. Teknesinde denizin üstünde mis gibi burada taze balık yiyebilirsiniz. Ocakların İskele Meydanı'nda. Gemimiz geliyor. Pasidor yat. Türk bayrağımız dalgalanıyor sancağında. Güzel vatanımızda, güzel mavi Marmara'da Avşa turu. Gemimize girdik. Ocaklar sahili. Sahil güvenliğimiz Balıkesir İtfaiyesi bize eşlik ediyor. Ocaklar sahilinde bu tarafta da hamburger. Ocaklar burnundan sonra Maymundere plajı. Maymundere orman olmuş. Ormanı maymunlar basmış. Benim yanım sahil kadını kim atıyorsa atsın. Yeter ki açsın duvarları. Ocaklar bence ismini veren madenler, taş ocakları. Narlı koyuna gelmeden önce Narlı burnunu dönüyoruz. Ocaklarda en hoşuma giden koylardan birisi Üççınar diye söyleniyor. Çok güzel bir sahili var. Çok şirin de böyle bir yaklaşık 10-15 tane ev yapılmış. Müstakil tarzı olmuş.
Çok güzel bir ortamı var. Yani buradan bir ev almayı isterdim işin açıkçası. Paşa Limanı arkası. Denizin içine girmiş kocaman bir ağaç ya da ne bileyim bir yelken gibi duruyor öyle. Gözünüze ilişen benim öyle. İlişen kara parçası sanki özellik onu çıkartmışlar öyle. Ağaç gibi. İşte o kara parçası burası arkadaşlar. İsmi de Kapıdağ Yarımadası. Bölgedeki en yeşil alan arkadaşlar. Saydıklarım da dahil bu yarımadanın üzerinde 12-13 tane köy var. Bence en güzelleri arka tarafta arkadaşlar, kuzey tarafında. Gidip gezip görmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Buralar bilinen yerler ama bilinmeyen yerler çok daha güzel. İnşallah vaktiniz olursa mutlaka gidiniz görürüz. Sağ tarafta da bakın, bugün güneyinden gidiyoruz söylemiştim. Paşa Limanı Adası. Üzerinde de 5 tane köy var bu adanın arkadaşlar. Bir tanesini şimdi yanından geçeceğiz. Hatta ikisini yanından geçeceğiz ama bir tanesini öyle hayal meyal göreceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü sanki gizlenmiş gibi. Ne güneyden gittiğinizde görebiliyorsunuz, ne kuzeyden gittiğinizde görebiliyorsunuz. Tuzla köyü ama mükemmel bir köy arkadaşlar. Yanlarından kesinlikle göremiyorsunuz. Ancak içine girdiğinizde orada bir köy olduğunu görebiliyorsunuz. Onu geçtiğimizde yine sağımızda kalacak Kalıklı köyü. Paralelinde de yani kuzeyinde de Poyrazlı köyü olacak. Poyrazlı özelliği Kerimcan Durmaz'ın köyünde olması arkadaşlar. Niye güldün abla? Çocuk zamanında buralarda top oynamıştı. Bu muhteşem sekizli için sizden kuvvetli bir alkış alabilir mi? Eleyeceğini böyle bekliyorsun orada. Otobüs oradan geçmiyor. Buradan geçiyor. Gel buraya. Arkana bak da sana söylüyor. Allah Allah. Alkışladılar mı? Ben bir şey duymadım. Kuvvetli bir alkışlarına göre bak. Devamlı alkış istiyorum size. Evet. Ver. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Sizler tempo yapacaksınız. Onlar da yarışacaklar. Bak bir müzik gelirse. Hadi girin. Evet, sizden yalnızca tempo istiyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Tempo yapacaksınız ve iyi izleyeceksiniz. O kadar. Evet, gelsin tempolar şimdi. Herkes de aynen öyle. Üst katı içeridekiler ver tempoyu. Aynen. Hello. Şöyle aynen abi. Yapma fazla. Yapma. Evet, aynen. Aynen gelsin tempolar. Arkadaşlar yerimize geçelim. Yerimize. Yerimize. Aynen. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yerimizde. Toplamaları sallıyoruz şimdi. Salla aynen böyle. Ha. Ha, salla salla salla. Oo işte bak. Oo ondan başladı orada. Gelsin tempolar. Salla salla gör. Yanına bak. Yanına. Bak bir şeyler öğren. Salla. Aynen. Bir numaraya bak. Allah harika diyor. Tempolar gelsin. Bırakmıyoruz tempoyu. Devamlı tempo. Salla salla gideceğim. Hazır tempo. Seni. Buyurun. Harika gidiyorsun valla. Adam kendinden geçiyorlar aslında. Şimdi gelsin temporal. Gelmişim değil. Daha yarışma başlamadı. Bu ısınma tırıydı. Yarışma şimdi başlayacak. Evet, yarışmamızın... Bak, söyleyeceğim şeyi yaparsanız zaten de buraya bir erkek yapabilir yani söyleyeceğim şeyi. Heh, yani. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Gemimizin, bugünkü turumuzun en seksi erkeğini bulacağız. Ne hayda ya? Yanlış bir şey mi söyledin yoksa? Sıkıntın mı? Yok değil mi? Ah, anne. Aynen öyle. Ama nasıl bir seksilik? Arkadan bir müzik gelecek. Müzik eşliğinde bütün seksüelliği böyle ortaya vereceğiz. Tamam mı? Bak
bakın ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Oklama gibi de yürüyebilirsin. Şöyle dönüp gelirsin ya. Ama onu onlar sevmezler. Onu hiç unutursun bile yani. Çünkü birinci onlar karar verecekler. Onlar alkışlayacaklar. Alkışlarla birinciyi bulacağız. Yani anlatmak istedim anladın mı? Ha, tüyo vereyim bak bu direği kullanabilirsiniz bak. Seksi hareketler diyorum arkadaşlar. Etkileme anladınız mı? İçinizden ne geliyorsa rahat olun. İstediğinizi yapın. Farz edin ki bu kadar kişi kör zaten o potansiyel var. Rahat olun. Kapat gözünü yap. Dediğini dedim bak. Akşam üzeri herkes evine gelecek. Kimse kimseyi tanımayacak. Hazır mıyız? Evet. Tamam otur. Yaptırmayacağım orada bir şey. Evet hazır mıyız? Nereye kaçıyorsun? Nereye gitsen sıra sana gelecek yani. Nereye gidersen git. Nereye gidersen git. Yarışacaksın. Evet şimdi bakın arkadaşlar. Tempoyu bırakmayalım. Bak tempo olmadı mı yarışma da olmaz. Söyleyeyim sana. Ne kadar çok tempo o kadar güzel hareketler. Anlaşıldı mı? Herkesten tempo istiyorum. Şimdi koyun tipi alkışlanabilir miyim? Ver bakayım müziği ne veriyorsun bugün merak ettim. Allah'ım müziğe bak. Tanıyorum doğru. Hazır mı? Bak en seksi hareketleri istiyorum senden başla. Arka gidiyorsun. Evet, bak kendinden geçti bir anda vallahi. Dedicated to all sex to sexy ama. Aynen, herkese bak it up now. Bak it up now. Bak it up now. Bak it up now. İşte bu. Bak bir anda harcayan bisikletten dolayı bu oldu. Aynen. Harikasın, daha seksi. Aynen. Gelsin tempolar. İyice istiyoruz tempoları bakıyoruz. Seksi hareketler. My size is small as a tall and got them glimpses till it goes through the falling. Her niggas calling to all and all this noise is so dumb. İki numara geliyor başla. Hemen başla hemen başla başla başla. Ya birimiz başla Allah Allah. Hadi başla ne yaparsan yap. Nereye gidiyoruz? Başla. Seksi hareketler ne yapıyorsun oğlum? Tempolar gelsin. Allah Allah. Daha seksi. I and I, we don't want to forget an eagle eye. Like the first time I light, don't forget the eye. Give me the blight, girl, you know you got to come fly down. Herkesin bir seksilik anlayışı var arkadaşlar. Allah Allah. Bazılarının böyle. Ne yapacaksın? Ne yapacak şey yok. Evet. İşte ya. Allah Allah. Anla bir şey yok. Aynen. Aynen. Devam et. Tempolar gelsin. İsteyelim arkadaşlar. Bir tempo yapalım. Aynen. Seksi hareketler. Aynen. İşte bu. Sürtün oğlum sürtün. Aynen. Gelsin tempolar. Aynen. İyice istiyoruz. Evet. Bir dakika. Başla karışmıyorum sen. Ne yaparsan yap. Aynen. Başla. Seksi hareketler. Senin yolun afiyasın. Aynen. Başla. Aynen. Daha seksi. Bak o gibi rakını ver. Onu gel. Biz arkadaşlar ben çağırıyorum. Sizler alkışlıyorsunuz. Şuradan başlayacağım. Nereden? Ya sana ne Allah Allah. İstersen buradan başlarım. Buranın alkışını alabilir miyiz? Al, gördün mü işte? Hadi yürü. Bekleme. Hadi bak. Hadi canım. Hadi. Evet buranın alkışını alabilir miyiz? Hadi yürü. Olmadı ya. Vallahi ben gidiyorum. Anladın tabii. Evet, şimdi başlıyoruz. Buranın alkışını alabilir miyim? O anladı kendini. İsterse gitmesin. Evet, iyiydi ya. Fena değildi ama. Buranın alkışını alabilir miyiz? Güzel alkış. Şu an birincisin. Gel gitme, belli olmaz. Bunların sağına sonuna belli olmaz. Vallahi hiç. Evet, buranın alkışını alabilir miyim? Güzel alkış. Evet, istersen git. Teşekkür ederiz. Evet, son yarışmacının alkışını alabilirim. Adam birinci geldi, birinci kaldı. Yani demek ki adam bilerek gelmiş yani. İsteyerek gelmiş, içinden gelmiş.
içinden gelmeyenleri görüyoruz zaten. Böyle tamam, teşekkür ediyoruz vallahi. En azından şey çekildi, video çekildi. Hayır, bizde yok. Hayır, biz tanımıyoruz. Tamam, sen indiğin an bitti her şey. İndiğin andan sonrasında biz karışmıyoruz yani. Evet, bak hediyen şu. Karşıya gidiyorsun, bak bar karşıda. Bizden ne istersen içiyorsun akşama kadar. Ama bir tane. Akşayabilir miyiz? Yavaş yavaş hazırlanabiliriz. Evet, molamızı veriyoruz. Burada biraz denize gireceğiz. Avşan'ın merkezinin arkası Yiğitler Köyü. Evet, şanlı Türk bayrağımız her yerde olduğu gibi burada da mükemmel bir şekilde dalgalanıyor. Ve Yiğitler Köyü'ndeyiz. Limana geldik. Yiğitler Köyü Cami. Her zaman olduğu gibi Allah'ın vermiş olduğu nimet ve imkanların şükrünü yerine getirmek için öğlen namazımızı eda etmeye geldik. Burası da şirin, güzel yeşilliklerin arasında bahçeli olan güzel bir cami. Allah kabul etsin. Evet, Avşa Liman. İdo'nun yanaştığı liman, İskele, İskele Meydanı. Ve buradan sahile gidiş. Şimdi Avşa sahildeyiz. Şöyle. Çok güzel restoranları var. Renkli renkli. Ve şu an Avşa sahile doğru, çarşının içinden Avşa sahile doğru gidiyoruz. Sağlı sollu alışveriş yerleri var. Sol tarafta plaj. Karşısında adalar ve köyler var. Evet, bu sokak da çok şirin, çok güzel bir sokak. Dar fakat cıvıl cıvıl, öyle diyelim. İleride görüşmek üzere. Evet, plaj yolundan sonra böyle çok güzel bir yeşillik mekan da var. Evet, gerçekten çok güzel, yepyeşil burada, böyle çok güzel. Sanki bir villa, bir sitenin bahçesi gibi burada yürüyüş yapabilirsiniz. Gölgede oturup denizin keyfini çekebilirsiniz. Aynı zamanda bak, denize de şöyle çok güzel bir aqua tarzı. Evet, çok güzel bir platform yapmışlar. Evet, belediyeyi tebrik etmek lazım. Evet, burası da az önce gördüğünüz sahilin tam arkası. Burası daha sakin, böyle kalabalıktan sıkılırsanız sessiz sakin bir şekilde burada ağaçların evlerin arasında yürüyüş yapabilirsiniz. Evet, bak burada da bir abimiz var. Evet. Neresiymiş Avşa'da? Çakır Pansiyon. Çakır Pansiyon. Evet, meşhur. En eski pansiyonlar. En eski pansiyonu. Zeytin iskelemiz var. Burada zeytinler de var. Avşa'ya geldiğiniz zaman burada konaklayabilirsiniz, evet. Çakır Pansiyonu'nda. Deniz kenarı bandında. Evet. Luna Park'ın tam karşısındaymış. Abimizin ismi neydi abisin? Recep abimizi bulabilirsiniz burada, pansiyonda kalabilirsiniz. Evet, çektik. Ne var? Sıcak su, TV, internet, her şey full artı full, her şey var. Evet. Görüşürüz abim. Allah'a emanet. Evet, Avşa çarşı merkez sayılır burası. Böyle cıvıl cıvıl. Evet, Avşa'da limandan
sahil tarafının aksi istikameti. Burası da ayrı bir çarşı. Burası da güzel. Cıvıl cıvıl. Atabey konağındayız. Burada böyle güzel bir bahçe var. Güzel bahçenin içinde güzel bir mekan. Yani fotoğraflık. Burada Ali Kaptan hamak keyfi yapıyor. Yatmış sallanıyor. Avşan çarşının içinde, çınarın altında çay bahçesi, çınar altı. Üzümleri niye çalıyorsun? Ayıp değil mi belediyenin üzümlerini? Evet, Yiğitler Köyü'nde gezdik. Avşan'ın arkası. Yiğitler Köyü. Şimdi Pasador yatla dönüşe geçiyoruz Ocaklara. Evet. Yiğitler Köyü'nden çıkıyoruz. Karşısı Paşa Limanı, onun arkası Kapıdağ Yarımadası. Yoldan çıkıyoruz. Evet. Mermer deposu Marmara Adası ve karşımızda Koyunlu Adası. Evet, Koyunlu Adası'nda yerleşim yok. Gördüğünüz gibi Koyunlu Adası arkasında Poyraz'da Paşalimanı Adası'ndan Ocaklara doğru yürüyoruz. Yunuslarımız da var. Yunuslarla beraber yüzüyoruz şu anda burada. Koyunlu Adası'nın yanındayız. Evet bak evet. Evet, hadi kocuğum. Hadi bir daha poz ver. Hadi. Orada. Hadi. Orada. Bak şurada. Ver bir pozunu. Vermedi, bastı gitti. Şurada. İyi ki evet, orada. Koyunlu Adası'nın karşısında Mamalia Adası'ndayız. Evet, Koyun Adası'ndan çıktık. Şimdi Paşa Limanı'nın arka tarafındayız. Birazdan Poyrazlı Köyü'nün oradan geçeceğiz. Evet, Boğaz'dan Narlı ile Paşa Limanı arasından geçeceğiz. Paşa Limanı'nın arkasındayız. Evet, Poyrazlı. Bakalım yakın ne kadar uygun çekebiliriz. Evet. Kapıdağ Yarımadası'nın karşısında, Ocakların tam karşısında, Paşa Limanı Adası'nda Poyrazlı Köyü. Şu anda Narlı ile Paşa Limanı arasındaki boğazdan geçiyoruz. Sol tarafımız Narlı, sağ taraf Poyraz Köy. Evet. Ve komple Paşa Limanı Adası. Evet, bu da Avşe'ye giden feribot. Bu feribotla, aracınızla da Avşe'ye geçebilirsiniz. Evet, burası da evet, İlhanlar ve Narlı tarafı. Burası Narlı Köyü. Narlı'nın sahili. Narlı'nın limanı. Evet, Narlı püfür püfür. Neden püfür püfür? Çünkü burada rüzgar gülleri var. Böyle Narlı'yı püfür püfür yapıyorlar böyle. Çok güzel rüzgarlı açık bir hava oluyor. Evet. Ve de elektrik pervaneleriyle dolu buraları. Evet, burası da Narlı. Şu anda Paşa Limanı ile Narlı arasındaki boğazdan Ocaklara doğru yolumuz devam ediyor. Balıkçılar da oynuyor, evet. Bizim müziğimizde nerede? Ya çok balık tuttu keyfi yerinde, ya da avşa motorundan, o da eğlenceye katılıyor.